5 Ağustos 2021 Fadime Özkan Star Gazetesi Bot hesapla siyasi kampanya Operasyon desek daha doğru olur. Resmen siyasi faaliyet halindeler çünkü. CHP ve onunla beraber her terör saldırısında, küresel kuşatmada yahut doğal afette fırsattan istifade siyasi sonuç çıkarmak isteyenler, Türkiye canla başla orman yangınlarını söndürmeye çalışırken vakit kaybetmediler. Bütün enerjilerini Erdoğan istifa demek için harcadılar. Hayır utanmadılar. Halkımız tüm gücüyle, devletimiz tüm imkanlarıyla ağaçları, hayvanları, evleri, ormanları kurtarmaya çalışırken, bunlar Erdoğan'ın tam isabetle söylediği gibi daha çok orman yansın diye hevesle bekleştiler. Bir zamanlar medyayla hükümet düşüreceklerini sanıyorlardı. Şimdi de sosyal medya manipülasyonuyla iktidar olacaklarını sanıyorlar. Can siperhane verilen çabayı yok saydılar. Yeşil vatan için ateşin içine dalan kahramanlardan utanmadılar. 6 günde peş peşe çıkan 163 yangının 157'sinin söndürülmüş olduğunu gözden kaçırmak istediler. Havada karada vızır vızır işleyen yangın filolarına hani yok ki dediler. Orman Genel Müdürlüğü'nün 16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, bir insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5250 personelle yangına müdahale edildiği gerçeğini örtbas etmeyi denediler. TSK'nın, Emniyetin, Jandarma'nın, Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinin, AFAD'ın, Kızılay'ın, diğer devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sade vatandaşların varlığı, çabası, kahramanlığı saymakla bitmez ki bu rakamlar değişken rakamlar. Yangın filolarına, yardım ekiplerine yeni kadrolar, yeni imkanlar ekleniyor sürekli halkın gözüyle gördüğünü, emeğiyle, teriyle, temennisiyle takip ettiği mücadeleyi sanal ortamda yok edebileceklerini sandılar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oturduğu koltuktan aretmedi. Anayasadaki kesin hükme rağmen yanan yerlere otel yapılacağı yalanını dolaşıma soktu. CHP Genel Başkan Vekili Engin Altay, Allah'tan korkmadı. Havada bir tane bile helikopter görmedim diye yemin verdi. CHP'li Gürsel Tekin cehaletini sergilemekten çekinmedi. Dernek iken iflas ettiği için mahkeme kararıyla başına kayyum atanan THK için Atatürk'ün mirasını soyacaklar diye yalana sığındı. Vesaire. Tek tek saymaya gerek yok. Özetle CHP başta olmak üzere irili ufaklı üredi, türedi. Muhalefetin tamamının derdi yangından siyasi fayda çıkarmaktı. Muhalefet açısından Türk siyaset tarihinin en utanç verici tecrübesi olarak kayda geçecektir şu bir hafta. Türkiye tarihinde görünmemiş çapta büyük bir yangın felaketiyle baş etmeye çalışırken CHP'nin başını çektiği karşı ittifak bloğuda gerçek insanlarla doğru siyaset yapmak yerine sahte hesaplarla yanlış kampanyalara girişti. Sivilceli YouTuberların kerameti etiketinden ibaret influencerların, ideolojik saplantı içindeki şöhretlilerin ve 2018'den beri kuyruğuna takıldıkları ajansın talimatıyla Türkiye'yi dünyaya aciz göstermeye kalktı CHP. Üstelik giriştikleri operasyon gün doğmadan ayan oldu. İngiliz uzman Mark Owen Johnson takibiyle küresel oyun, yerel ve olağan figüranları ifşa oldu. Hem Johnson hem yerli sosyal medya uzmanlarının dünden beri detaylıca ortaya koyduğu gibi Help Turkey ve Global Call etiketleriyle yapılan paylaşımlarda yanılsama yaratacak kadar gerçek insanlar ve ünlüler kullanılsa da operasyon sahte ve bot hesaplar üzerinden yapay olarak yayılmıştı. Bu zaman ayarlı siyasi hesaplı tasarlanmış bir operasyondu yani Help Turkey ve Global Call etiketleri. Zaten bizim aciz muhalefetimizde manipülasyondaki niyetin siyasi operasyon olduğunu yine kendisiyle verdi. Devam eden günlerde Erdoğan istifa, tamam başlıkları ve seçim çağrılarıyla tiyatroyu kendi elleriyle açık etti. Yazılarımda emoji kullanıyor olsaydım burada gülmekten gözü yaşaran emojiden birkaç tane koymak isterdim. Bizim zavallı muhalefetimiz o kadar sandık akıllı ki kendi içlerindeki rekabette çıkıverdi gün yüzüne. Bir ara alelacele Mansur Yavaş kampanyası baş verdi. İmamoğlu geri durur mu? Onun ekibi de epey harladı ateşin altını. Ardından Kılıçdaroğlu yalan yanlış iddialarla sahte kükre işler gerçekleştirdi. Tweet dizileri mi yapmadı, meydanlar mı okumadı? Tehdit bile etti tweetlerini ajans yazdığı için olacak gaf yapmıyor tabii olur olmaz her yerde. Kılıçdaroğlu'nun bu cümleleri kürsüde söylediğini düşünsenize yine ihtiyaç var kahkaha emojisine. Memleket yanarken yardıma koşmak, verilen mücadeleye saygı duymak yerine taht oyunlarına giriştiler yani. Ama operasyonun tasarlanması, sahneye konuluşu, izlerinin silinişi, saman alevi gibi sönüverdi gitti. Utancı kaldı geriye.